iksir kullanmak istemiyorum. Bana başka bir formül çalışıyor. Sarımsak kokusu rahatsız ediyor. Dedim ki o zaman iksir kullanamıyorsan, iksir her türlü miyom, kis, nodül, yağ bezi, tümör eritir. Birleşimde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, langoz, altınbaşı, otuz, zeytin yaprağı, kakule vesaire var. Bayağı varmış. Damarlar açar, kisler eritir, miyom eritir, yağ bezini eritir, tümör eritir, problem değil. Ben çalışıyorum, sekreter hanım, iş yerinde millet sarımsak kokuyor diyor. Sarımsaksız bir işiniz yok mu? Dedim ki deneyelim. Zerdeçal var, enginar var. Zerdeçal forte, enginar forte. İkisini deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Zerdeçal ve enginar. Enginar karaciğeri temizler, arıtır. Zerdeçal tümörü, miyomu, kisti, nodülü eritir. İkisini bir kullandı hanımefendi. 6 hafta sonra 6 santim çapındaki kisti eridi. 6 haftada kistten kurtuldu. Yani yumurtalıklarındaki kisti 6 hafta içerisinde eridi. Hatta bizim burada raporların içerisinde var. Bir hanımefendi doktora gitmiş, tam 13 santim çapında bir nodül var. Kist var. Fakat bu kötü huylu, yani kanser. Doktoru demiş ki, kadın doktoru, rahim ve yumurtalıklar alınacak. Çözüm yok, çare yok. Yani kanser marker değeri 5200. Yani 85'i geçti mi kanser sayılıyor. Evet. Ne olacak dedi bana. Efendim önce annesi babası araştırmışlar. Sabaha kadar uyumamış. Ben aradı, dedi ki mümkün mü tedavisi, deneyeceğiz dedim. Çünkü ağır bir vaka. Denemeden bilemeyiz. Tamam dedi. Biz ona iksir, aloe vera jel, zerdeçal, enginar vesaire ürünleri verdik. Kullandı. Bu hanımefendinin kisti 13 santimden 5 santime düştü. Kanser rizikosu ortadan kalktı. Ama tamamen miyom, bu tamamen erimedi. Kist 5 santim. Dedi ki İngiltere'ye gidiyorum. Ben iyileştim sayılır. Hiçbir şeyim kalmadı. Dedim ki iyice erisin, yok olsun, bitsin. İyileştikten sonra da 2-3 ay devam edeceksin ki herhangi tekrar nüksetme.